savaş anı, savaş hali, yani askere, asker savaş halinde bize gereklidir. Dediğiniz çok doğru. Avrupa gülüyor. Donanma komutanlığının yurt dışına çıkış şeyi var. Yani gül sabaha kadar, gül de hazin yani tabii. Ağlanacak bir durum. Fakat burada kafalarda şu yanlışa da düşmeyelim. Asker yani savaş halinde, konserve gibi savaş var, askeri çağır. Askerlik böyle bir şey değil. Savaş halinde hiç olmasın diye asker vardır. Asker caydırıcı bir güçtür. Burada durur, işini yapar, projelerini yapar, senaryolarını yapar, tatbikatlarını yapar, manevralarını yapar değil mi? Durur. Evet. O durarak karşı tarafa caydırıcı bir güç verir. Yani illa da savaş hali olacak da askere de o zaman ihtiyacımız var gibi. Hani maç var, hakem o zaman süreklidir askere ihtiyacı. Güvenlik ihtiyacı bitmez bir ihtiyaçtır. Sürekli Türkiye havadan, karadan, denizden bize karşı tertiplere, ajanvari hem de dinlemelerle ele geçecek, karşı senaryo oluşturacak, teçhizatlar yenilenecek, daha modern hale getirilecek ve belli bir kendi içinde de bu değil mi? İnsanlar yüksek mevkilere doğru işi tecrübesini bile bile gelecekler. Yani sürekli bir haldir. Bu yanlış bir şeye gelmesin. Yani yanlış bir yere geliyor gibi yani asker sanki savaş halinde bize lazım. O zaman askerleri depoya koyalım. Savaş çıkarsa çıksınlar. Böyle değil. Her zaman lazım bir şeydir. Tabii savaş halinde hiç askerimiz yok. Bir mizah konusudur. Bir başbakanımızı eleştirmek için ve başbakanımızın düştüğü komik duruma bir eleştiri için bizler tarafından hani çok da çokça ve haklı olarak söylememiz gereken bir şeydir. Bu böyle bir şeydir. Tayyip Bey'in kendisi yapmıştır bunu. Bu durumları Tayyip Bey kendisi hazırlamıştır. Şu anda dünya kendisine gülüyor. Yani ordudan 3 kişiyi casustan al anlarım. Başka ordularda da oldu. Bizde de olabilir. Yani sütü bozuk insan çıkmaz mı? Her yerden çıkar kardeşim. Biz kimseden üstün değiliz. Her yerden çıkar. Ama bu davalarda toplam İzmir'i, Silivri'si, Balyoz'u, Gölcü'yü 2000'e yakın yüksek subay 2000'e yakın. O Türk ordusunun Metehan'la ta 5000 yıl öncesine götürüyor tarihini. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Bu kadar saçma sapan bir yere geldik. Bunları Tayyip Bey yaptı. Tayyip Bey hazırladı. Şimdi kendisi bu konudan şikayetçi hale geldi. Onun şikayetine de kimse inanmıyor. Burada da bir hinlik var. Belki de binbaşıları general yapacak gibi bir yasa çıkartacaklar ya da geçici olarak bir şey hani hiç olmayan. Şimdi siz bana gülüyorsun ama olmayacak bir şey. Yani diyelim general olamayacak adamları da bir küçük yasa geçirerek 3 yıl 4 yıl acil durumlarda terfi attırmak gibi ki NATO buna müsaade etmez tabii böyle şeylere. Belki de böyle bir şeyler arıyorlar. Bunun yolunu arıyorlar. AKP'dir ne yapsa yeridir diyorsunuz yani. Şey tabii hoca eşeğiyle gidiyormuş. Eşeği de yolda gördüğü ne kadar eşek tersi var durup kokluyor. Durup kokluyor. Gidiyor 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 gene eşek tersi buluyor durup kokluyor. Hoca da eşeğinin başka eşeklerin eşek terslerini sürekli kokladığını görünce her kokladığını almış heybeye koymuş torbaya. Sonra akşam ahıra gitmişler. Ahırda da yem diye eşeğin boynuna asmış bunu. Evet. Tabii eşek suratı asmış. Somurtmuş. Yemiyor. Hoca da şey yapmış. Çıkışmış eşeğe. Niye somurtuyorsun demiş. Sen kokladın ben topladım demiş. Şimdi Tayyip Bey'e de söyleyelim. Niye şikayetçisiniz ki yani? 10 yıldan beri Türk askerine karşı hem sizin hem Bülent Arış Bey'in hem savcıların yaptığı iş mi? İşte siz bunları yaptınız, savcılar da topladılar. Bu imkanları hazırlayan, bu şartları hazırlayan sizler değil misiniz? Sizlersiniz. Bir dünyada bir başbakan düşün. Yani bırak modern bir ülkeyi. Evet. Bir başbakan düşün. Genelkurmay Başkanı'nı içeri atmış ve terörden içeri atmış. NATO oradan soruyor. Bu terörse ben bununla çalıştım. Yani biz de mi teröre düşüyoruz? Çünkü onlarla da ilişkili. Bir sürü de planın, projenin içinde var. Mesela NATO'nun çok büyük ayaklarında çalışmış Ergun Saygun Paşa var. Evet. Ergun Saygun Paşa NATO'da yani NATO'da o kadar çalıştı ki NATO'nun o kadar acayip işlerini yaptı ki böyle elektronik donanımlar, yeni şeyler falan Türkiye'de falan. Şimdi bu adama sen içeri atıyorsun. Adamlar da diyor ya nasıl atıyorsun sen bu terörden içeri biz bu adamla 10 yıl çalıştık. Ve bu kadar gizli sırlarımızı ele geçirdi. Bu kadar gizli işlerimizi yaptı falan. Çünkü hani beraber çalıştılar. Bu şunu gösteriyor. Tam bir Karadeniz o temel fıkrası var ya hani idam edilecek temel bu bana ders olsun diyor. Yani insanlar da niye gülüyor? Artık neye ders olacak ki idam ediliyorsun. Çok trajik bir şey tabii. Şimdi biz de bunlar ders olsun diyeceğiz de artık ne zaman ders olacak ki bize yani artık iş gelmiş rezil olabileceği kadar Evet. oldu ülke eyaletlere değil mi bambaşka şeylere ya da orada Suriye bak şey İsrail Suriye'ye şey yapıyor savaş başlatmış çok tuhaf bir yere geldi. Çok acayip tuhaf bir yere geldi.